Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün fitness'ı vücut geliştirmede yaşanan sakatlıkların nedenlerini, yaşadığım sakatlıkları, iyileşme sürecimi ve bu süreçte spor hayatımı nasıl devam ettirdiğimi anlatacağım. İlk olarak sakatlıkların en temel sebepleriyle başlayalım. Yaşanan sakatlıkların çok büyük bir çoğunluğun nedeni hareketlerin doğru formunun uygulanmamasıdır. Kimisi egosuna yenilip kaldırabileceğinden fazla ağırlıkla çalışmaya çalıştığından sakatlanır. Kimisi hareketin doğru formunu bilmediği için doğru yaptığını zannediyorken sakatlanır. Bunlar sakatlıkların en temel sebebidir. Yani siz gidip deadlift yaparken belinizi kamburlaştırıyorsanız, squat yaparken işte dizinizin, topuğunuzun durumuna hiç dikkat etmiyorsanız, bench press yaparken ağırlığı göğsünüzden zıplata zıplata, tepede dirseğinizi kitleye kitleye yapıyorsanız en sonunda sakatlık yaşarsınız. Bu yüzden sakatlıklardan uzak durmak istiyorsanız ilk olarak hareketlerin doğru formunu öğrenip onu düzenli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Zaten paylaştığım hareket anlatımlarında da antrenmanlarımda da hareketlerin doğru formunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Bu kısmı hallettikten sonra yaşanan sakatlıkların ikinci en temel sebebi olan ısınmadan çalışmalara başlamayla, ısınmadan ağırlık antrenmanı yapmayla devam edelim. Yıllardan beri süregelen bir yanlış bilgi var. İnsanlar ağırlık antrenmanından önce 15-20 dakika koşu bandında zaman geçirip ısındıklarını zannediyorlar. Devamında da ben nasılsa kardiyo yaptım, ısındım, hop ağırlığa gireyim diyorlar. Hal böyle olunca siz yine sakatlanıyorsunuz arkadaşlar. Ağırlık antrenmanını baz alacak olursak, yani atıyorum siz antrenmana göğüsle başlayacaksınız diyelim. O göğüs antrenmanı öncesinde sizin gidip 10 dakika, 15 dakika işte koşu bandında bisikletle yürümeniz size yeterli bir ısınma sağlamaz. Zaten kas olarak da düşünecek olursak siz koşu bandında bacaklarınızı çalıştırıyorsunuz. Ondan sonra inip göğüs antrenmanına geçiyorsunuz. Yani sırf buradan bile kardiyonun ağırlık antrenmanı için yeterli bir ısınma olmadığını anlamanız gerekiyor. Nasıl ağırlık antrenmanı diyorsa, nasıl ısınmalıyız diyenler için ise daha önceden çektiğim ağırlık antrenmanıyla ilgili ısınma videosunun linkini yukarıya ekleyeceğim. Orada detaylı bir şekilde ağırlık antrenmanlarından önce hangi bölgeleri nasıl ısıtabileceğinizden bahsettim. O videoyu inceleyerek bu sorunu da çözebilirsiniz. Şimdi de gelelim benim yaşadığım sakatlıklara. Açık konuşmak gerekirse spor hayatımdaki bütün sakatlıkları spora başladığım ilk 1,5 yıllık dönem, yani amatör dönemim olarak nitelendirebileceğim zaman diliminde yaşadım. 2 kere omzumu sakatladım. 1 kere dirseğimi sakatladım. 1 kere sağ dizimi sakatladım. 1 kere sağ bileğimi sakatladım. Bunların hepsi benim bilinçsizliğimden kaynaklanıyordu. Adım adım inceleyelim şimdi sakatlıklarımı. Sağ omzumu 2 kere sakatladım demiştim. İlk sakatlığımda yeteri kadar ısınmadan ağır bench press denemesi yapıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam 3 sene kadar önce 60-60 takıp 3 antrenmanı yapıyorduk sözde. Öyle bir 3 antrenmanı zaten yok ama işte bilinçsizlik, cahillik diyeyim. 1 yaptım, 2 yaptım, 3'te alırken aşağıdan tak burası attı, zaten hemen yardıma geldiler, kaldırdık ama ben omzun orada gittiğini anladım. Uzun boylu olduğum için zaten çok fazla aşağı indirmemem gerekiyor barı. Yeteri kadar ısınmamışım, barı çok aşağı indirmişim. Bir de aşırı ağırlık yükleyince benim için omuz sakatlığı kaçınılmaz oldu. Çoğu kişi de bench press'te bu hatalar yüzünden aynı sakatlıkları yaşıyor. Omzumun ilk sakatlığı buydu. İkinci sakatlığımdaysa yine yeteri kadar ısınmadan enseye press, behind the neck press olarak bilinen hareketi gene ağır kilolarla yapmaya çalışırken ilk seti yaptım, ikinci seti yaptım, hatta antrenmanı tamamladım. Ondan sonra eve gittim. Ertesi gün yine omuzumda aynı ağrı. Bazen de sıcağı sıcağına sakatlandığınızı anlayamıyorsunuz arkadaşlar. O antrenmanın akşamında veya ertesi günde fark edebiliyorsunuz ama iki sakatlıkta da gördüğünüz gibi kaynak aynı. Yeteri kadar ısınmama, yanlış uygulama ve önemli noktaları atlama, hareketlerle ilgili yapılması gereken önemli noktaları atlama. İki kere omzumu böyle sakatladım. Bu sakatlıkları yaşadığımda göğüs ve omuz çalışamadım. Diğer bölgelere devam ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 hafta kadar göğüs ve omuz antrenmanı yapamadım. Sırt yaptım, kol yaptım, bacak yaptım, karın yaptım. Onlara devam ettim ama 3 hafta gibi uzun bir süre göğüs ve omuz gibi önemli bölgeleri çalışamadım. Gelelim dirsek sakatlığıma. Bu sakatlıkta gene neredeyse herkeste bulunan bir sakatlık. Çünkü herkes triceps antrenmanlarını bilinçsiz şekilde yapıyor. Benim de sakatlamamın sebebi yeteri kadar ısınmadan ve yanlış formda skull crusher yapmaktı. Zaten diğer videolarımda da değindiğim gibi skull crusher hareketi, hareketin mekaniği dolayısıyla dirseğinizi fazlasıyla zorlayan bir harekettir. Bunun öncesinde en az 3 set
yeteri kadar ısınmalısınız. Yani ne bileyim push down'la bir set yapıp tamam ben ısındım diye değil. Bu bölgeyi gerçekten ısıtmanız gerekiyor. Oraya zaman harcamanız gerekiyor. Hatta bu ısınmaları yaptıktan, bu çalışmaları yaptıktan sonra hala ağrı oluyorsa hareketi zorlamamanız gerekiyor. Amatörlük zamanımda da sağ dirseğimi böyle sakatladım. Hala da bunun acısını zaman zaman hissediyorum. Skull crusher yaparken hala belli bir kilonun üstüne çıkmam. Çünkü riskli bir hareket. Omuz sakatlıklarım çok şükür geçti. Şu an bana bir sorun oluşturmuyorlar. Gelelim diz sakatlığıma. Sağ dizimi de yine spor hayatımın ilk senesinde leg press yaparken sakatladım. Onun da ağrısı hala devam ediyor. Daha doğrusu ağrısı değil de hala bana ses çıkartır şöyle hareket yaptığımda. Bunu da leg press yaparken işte o zamanlar internetten takip ediyordum. İşte bacağınız göğsünüze kadar değsin diye bir şey okumuştum o zamanlar. Yani yükledim kiloları. Haydi yapıyorum 1, 2, 3 yaptım. Sonra gene indirdim basayım derken tak. Dizden bir ağrı. Seti bıraktım, antrenmanı bıraktım. Bu sakatlığın üstünde de yaklaşık gene bir 2 hafta kadar yanlış hatırlamıyorsam hiç bacak yapmadım. Diğer bölgeleri yaptım. Ama bir anlık hata benim yıllardan beri sağ dizimin sakat olmasına neden oldu. O yüzden yine altını çiziyorum. Hareketin doğru formunu uygulayın. İnternette gördüğünüz, dergilerde gördüğünüz, takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarında gördüğünüz şeyleri yaparken vücudunuza uymadığını hissediyorsanız yapmayın. Mesela benim bu boyla, bu bacak boyuyla leg press'i o şekilde yapmam hataydı ama bunu sonradan fark ettim. Sakatlandıktan sonradan fark ettim. Maalesef çoğu kişi de öyle oluyor. Herkes kendini işte dokunulmaz zannediyorsa, kendini sakatlanmaz zannediyor. Sakatlığı yaşadıktan sonra da işte keşke onu böyle yapsaydım, keşke ısınsaydım, keşke bu hareketi yapmasaydım deyip başını duvarlara vuruyor. Bunu yapmak yerine önceden önlemlerinizi alın, işinizi şansa bırakmayın. Yani doğru formdan sakatlanmayın, ısınmamadan sakatlanmayın. Ya boş bulunduğunuz bir anda sakatlanabilirsiniz. Ona engel olamazsınız. Ya hapşırırken bile sakatlanabilirsiniz, fıtık olabilirsiniz. Bu elinizde olmayan bir durumdur. O yüzden siz diğer yapabileceğiniz kısımların hepsini yapın. Gerisi de artık biraz kısmete kalıyor. Bundan sonra da en son olarak gene ilk sene içerisinde yaşadığım ve şu anda bile ağrısını çektiğim bir sakatlık olan bilek sakatlığına değinmek istiyorum. Bu sakatlığı da dayımla bilek güreşi yaparken yaşadım. Yani alakasız dayım 1.95 daha gibi adam. Ben de o zamanlar spora yeni başlamışım da. Hadi gel dedi bir bilek güreşi yapalım. Bir gücünü görelim. Yüklenirken böyle ortada tak. Bilek attı. 2 hafta doğru düzgün hareket bile ettiremedim bileğimi. Yine antrenmanlarım aksadı. Antrenmanların aksamasını geçtim. Şu an bile hala düz barbell curl yaparken sağ bileğim zorlanır. O yüzden siz olun. Bilek güreşi yapmayın. Bilek güreşiyle ilgili profesyonel olarak ilgilenmiyorsanız yapmayın. Bu vücut geliştirmeyle ilgilenenlerin uzak durması gereken konuların en başında geliyor. Sakatlığa ne gerek var? Yaşadığım sakatlıkları detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu sakatlıklar sürecinde anlattığım gibi genelde sporum aksadı. Hani çok şükür sporu tamamen bırakmak zorunda kalmadım ama göğüs çalışamadım, omuz çalışamadım, yeri geldi bacak çalışamadım. Yıllar geçti hala barbell curl ile zorlanıyorum. O yüzden böyle olumsuz şeyleri yaşamamak yerine önlemlerinizi alın. Videolarımda anlattığım şeylere dikkat edin. Sakatlık sizden uzak dursun. Bir sporcunun en çok korktuğu şey sakatlanmaktır. Sakatlanırsanız hem fiziksel olarak gerilersiniz hem de psikolojik olarak sizde çok ciddi izler bırakır. O yüzden tüm bu anlattıklarıma lütfen dikkat edin. Sakatlık sizden uzak dursun. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, güçlü kalın.